isterse gerçek olur tüm hayallerde. Aşılır engeller yok olur, gel beraber el ele. Her şeyi boş ver, sen de güven kalbinin sesine. Günaydınlar efendim, hepinize harika bir sabah diliyorum. Umarım erkenden uyanmışsınızdır. Çünkü Ebru Aker'le Kadın isterse saat 8.30 Show TV ekranlarında hafta içi her gün sizlerle. Sebebimiz efendim duyguya dair, insana dair, kadına erkeğe başarı hikayesine dair ne varsa sizlerle paylaşmak, bunu büyütmek. Programımızın içinde yok yok yine bugün gündemle başlayacağız. Ama ondan önce hemen sosyal medya hesaplarım ve telefon numaram var ki sizden gelenleri paylaşmak bizi büyütüyor. Lütfen telefon numaramızı 0552 995 1112 not ediniz. Hikayelerinizi bizimle paylaşınız. Hatta buraya geliniz diyorum. Kısa bir reklam arasından sonra daha fazlasıyla karşınızdayım. Görüşünceye dek. İşte Ebru Aker'le Kadın isterse dedik efendim. Hepinize günaydınlar. Şu an eğer ekranlarınızın karşısındaysanız, evde, işte, her neredeyseniz gündemle başlıyoruz. Çaylar, kahveler hazır mı demek istiyorum. Bizi izlerken, dinlerken keyifle yudumlamanız için. Çünkü gündem haberleri şöyle başlıyor. Öncelikle gecenin sıcak gelişmeleri geldi elime ve yangında can pazarı diye bir başlık var. Kars'ta 6 katlı bir binada çıkan yangında can pazarı yaşandı. Yoğun duman nedeniyle mahsur kalan ikisi bebek. 40 kişi itfaiye merdiveni ve elektrik ekiplerinin merdivenli sepet aracıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen yaşlı bir kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bebeklerin bakımı ise ambulanslarda yapıldı. Saatler sonra söndürülen yangında can kaybı olmazken binada maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. Ve yine Antalya'dan bir sıcak haber var sevgili izleyiciler. Antalya'da Muratpaşa'da bir sitede, 3 katlı bir villada yaşayan aile. Haber alamadı yakınları, durumu site yakınlarında oturan bir arkadaşlarına bildirdiler. Villaya gelenlere kapıyı açan olmayınca durum 112 çağrı merkezine bildirildi. İhbarla siteye gelen polis ekipleri girdikleri villada Gülşen Işık Gider, Muzaffer Gider, Gamze Gider ve Mustafa Gider'in cansız bedenini girişte mutfak bölümünde buldu. Olay yeri ve polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede 4 kişinin av tüfeğiyle vurulduğunu belirledi. Ve ilk belirlemelere göre ailenin erkek çocuğu Mustafa Gider'in anne, babası ve kız kardeşini tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdiği tahmin ediliyor. Ailenin bir yıldır bu villada yaşadığı ve anne babanın emekli olduğu öğrenildi. Gerçekten çok acı. Efendim şimdi doğalgaz bir bomba gibi patladı haberi var. Bunu daha önce duymuştuk. Gazi Osman Paşa'da bir dairede meydana geldi. Doğalgaz patlamasının görüntüleri ortaya çıktı. Şu anda da görüyoruz. Gerçekten çok korkutucu. 4 katlı apartmanın 1. katında bu dairede doğalgaz patlaması meydana gelmiş ve dairede bulunan Harun P. yaralanmıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye sevk edilmiş, yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştı. Patlama anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Günler sonra çıkan görüntülerde patlamanın yaşandığı dairedeki eşyaların çevreye şu an gördüğümüz gibi nasıl saçıldığı görülüyor, adeta bir bomba patlamış gibi. Ve efendim son 24 saatte iki kadın daha katledildi. Mardin'de Gülbahar, Güpegündüz, sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü. Putem Almayda adlı kadının yanmış cesedi Şanlıurfa'da yol kenarında bulundu. Bunlardan bahsedeceğiz elbet ama ben şimdi size Melek İpek neden katil oldu ondan bahsetmek istiyorum. Antalya'da yaşayan Melek İpek. Bu ismi bilmeyen, duymayan kalmadı tahmin ediyorum. 7 Ocak'ta kendisini çıplak bir şekilde saatlerce işkence eden eşi Ramazan İpek'i öldürdü. 24 yıl hapis sistemiyle yargılanan Melek İpek'in çıktığı ilk duruşmada şöyle söyledi. Utanmadan, korkmadan yaşadıklarımı anlatmak istiyorum diyerek verdiği ifadede adeta kan dondurdu. Daha arkadaşken şiddetin başladığını anlatan Melek, gece rüyasında onu terk ettiğimi düşünerek uyanıp beni döverdi diye anlattı. Melek İpek 8 yaşındaki büyük kızının da dayak yediğini ancak ağlayamadığını, çünkü eğer ağlarsa daha fazla dayak yediğini anlattı. Melek İpek ve babası, avukatı bu konu hakkında gerçekten ciddi açıklamalarda bulundu. Çünkü Melek'in tutuklu yargılanmasına karar verilirken ikinci duruşma 2 Nisan'da görülmesine karar verildi. Melek İpek'in avukatı ve babası bakın durumu nasıl anlattı. Savunmasını çok dikkatli, özenli bir şekilde aldı.
Bir kısım tanıklar dinlendi. Maktulün annesi ve babası dinlendi. Ve 2 Nisan'a bir duruşma günü verildi. Şu aşamada gelinen nokta itibariyle Melek İpek'in tutuklu yargılanmasına karar verildi. Biz Melek bugün ifadesine başlarken her şeye rağmen kayınvalidim ve kayınpederimden başsağlığı diliyorum. Böyle bir olayın olmasını istemiyordum. İfade süresince hıçkıra hıçkıra yaşadığı gerçeklikleri anlattı. Bir kısım gerçekleri de biz orada ilk defa duyduk ve şok olduk. İlişkinin başlama şekil ve esasları zannediyorum medyaya da yansıdı. Üzücü, acı ama kısa bir gün verilmiş olması bizim açımızdan sevindirici. Mahkeme heyeti dosyayı önemsiyor ve hızlı yargılama usulüne göre süreci aksediyor efendim. Adalete güveniyoruz. Kızımın ve çocukların arkasından her zaman için. Evet efendim, dün kabine toplantısı vardı. Gündeme devam ediyoruz çünkü dünden beri bu konu hakkında merak edilen cevaplar aranıyordu. Ve sonuçlar şöyle: Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü kabine toplantısından sonra açıklama yaptı. Erdoğan 2 hafta önce uygulamaya konan kontrollü normalleşme kapsamına alınan önlemlerin bir süre daha şehirlerde devam edeceğini söyledi. Buna göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illerdeki kısıtlamalar değişiklik olmadan devam edecek. Tüm Türkiye'de akşam 21 sabah 5 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması da sürecek. Ve aynı zamanda dün yine İstanbul'da biliyorsunuz HES kodu uygulaması başladı. Farklı yerlerde de, nerelerde efendim? Umumi Iftisva Meclisi kararıyla dün itibariyle kahvehane, kıraathane, internet, kafe, berber, nikah salonu, spor salonlarında HES koduyla girilmeye başlandı. İşletme sahipleri ve müşteriler durumdan memnun. Bakın nasıl anlattılar. Kuaför, berber ve kıraathane gibi yerlere HES koduyla giriş zorunluluğu getirildi. Ancak kıraathane işletmecileri eleman azlığı nedeniyle HES kodu kontrolünü yapmakta zorlanacaklarını ifade ediyor. Kahve çay içmeye geldim. Bugün HES kodu uygulaması başladı. HES kodumuzu gösterip çayımızı içiyoruz. Kurallara uyuyoruz. Kapıdan girerken müşterilere HES kodu sorup öyle içeriye alıyoruz. Bu uygulama çok iyi oldu esasında bakarsanız. İnsanlarımız biraz serbest kaldığında daha çok dışarı çıkıyor. Ama biraz daha sıkı kontrol ve denetim yapılması daha iyi. Yoksa bu virüsten başka türlü kurtulmamızın hiçbir çaresi yok. Temasın en fazla olduğu yerlerden birisi de berber ve kuaförler. Hem işletmeciler hem de müşteriler HES kodu uygulamasından memnunlar. İnşallah herkes üzerine düşen görevi yapar. Bu sıkıntılardan bir an önce kurtuluruz. Evet efendim, HES kodlarınızı mutlaka güncelleyiniz, indiriniz ve girdiğiniz her mekanda size sorulmasını beklemeden lütfen gösteriniz. Bu önemli bir mevzu çünkü. Şimdi biz sıcakkanlı, misafirperver bir toplumuz, burası kesin. Ama bugünlerde özellikle ayıp olmasın sözünü biraz rafa kaldırmak lazım. Neden? Bir sıradaki haber gerçekten çok güzel. Koronavirüs vaka haritasında kırmızı renkteki Amasya. Amasya'da polisler evleri dolaşıp rastgele ayakkabı sayısı fazla gördüğü evlere baskın düzenledi. Evlere girdi. Vatandaşlardan önlem amacıyla misafir kabul etmemelerini rica etti. Ancak 66 yaşındaki bir vatandaşın polisleri çaya davet etmesi memurları güldürdü. İşte o anlar böyle yansıdı kameralara. COVID-19'un devam ettiği müddetçe evimize misafir kabul etmeyelim, misafirle gitmeyelim. Gidemeyim ki ben 2 tane çocuktan. Tabii tamam. Ki dikkatli olalım. Tamam. Çocuklarımız var, yaşlarımız var. Amca hayırlı akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, iyiyim. Çay içelim. Misafirliğe yok. Misafirliğe biz gelmiyoruz en azından. Tamam mı? Siz de başka zamana sazlayalım inşallah. Kabul etmeyin. Bir müddet misafirliğe gidilmemesi, gelen misafirlerin kabul edilmemesi hususunda bir bilgilendirme yapmamızı istediler. Bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyorum. İçeri gelin, niye ayak konuşuyorsun? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Onun için ağacımız dışına çıkmış oluyor zaten bu şekilde. Hadi görüşürüz. Oğlu gelin diyorsun. O günler gelecek elbet. Yani gelin buyurun bir çay içelim. O misafirperverlik, bizim sıcakkanlı halimiz her daim var efendim. Ama bu dönemde değil. Çünkü virüs bir şekilde hala kapımızda ve bununla mücadele etmeye çalışıyoruz. Bakan Selçuk'tan dün gece bir açıklamada bulundu kendisi ve sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yüz yüze eğitimin 3. haftası olduğunu anımsattı. Okula giden öğrenci sayısının her hafta daha da arttığından bahsetti. Bununla birlikte salgın dolayısıyla hala yüz yüze eğitime başlayamadığımız sınıflarımız var. Çocuklarımız adına rica ediyorum, dikkati, kontrolü, tedbiri elden bırakmadığımız bir hafta olsun ifadelerini kullandı.
her haftanın, her günün, yapılan her hareketin bir anlamı var. Maske, mesafe, hijyen kurallarına hiçbir şekilde uymaksızın sokağa çıkmayalım ve yaşamayalım. Bu bizim yaşam şeklimiz olsun artık efendim. Şimdi sağlık çalışanlarına yine alkışlar geliyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü Manisa'da bakın 24 yaşında bir sağlık çalışanı, çok gencecik bir kız. Görev yaptığı huzur evinden koronavirüsle mücadele kapsamında 15 gündür evine gidemiyor. Bulaştırmasın tabii ki yaşlılara, çalıştığı iş yerine diye 15 gündür izinsiz çalışıyor. Hemşire Filiz Şimşek'e ailesi bir sürpriz yaptı ve doğum günü için huzur evinin kapısında bir kutlama gerçekleştirdi. Bakın nasıl mutlu olmuş. Çok teşekkür ederim. İçeride kalmak gerçekten çok zor. Bu yüzden çok mutlu oldum. Ailem benim her şeyim. Onlar iyi ki yanımdalar, iyi ki varlar. Yani insanların dışarıda çok dikkat etmesini istiyorum. Dikkat edilmediği sürece biz buradan çıkamayacağız. Lütfen maske ve mesafenize çok dikkat edin. Evet efendim, tekrar altını çizdi. Teşekkür ediyoruz. Doğum gününüz de kutlu olsun bizden size efendim. Ve evet, virüs kapımızda dedik. Kontrollü yaşama, kontrollü normalleşme hayatımıza, geri dönmemize yardımcı oldu bizim. Ancak hafta sonu yasakların hafifletilmesiyle, düğünlere izin verilmesiyle İstanbul'da düğün sezonu başladı. Biraz böyle bir kalabalık görmeye başladık etrafta. En çok buna sevinen kişiler arasında tabii ki mobilyacı ve beyaz eşya satıcıları oldu. Hareketlilik varmış orada, bir bakalım. Şu anda hem piyasanın tekrar bir açılması, pandeminin tekrar bu yeniden normalleşmeye dönmesiyle işlerimiz artıyor. 2 sene, 3 senede üst üste sezon binince şu anda mobilyada rağbet artmış durumda. Fiyatlarımız hala geçen yıllara nazaran aynı durumda. Onun için biz zaten AVM olarak 365 gün indirimdeyiz. Düğün sezonları açılmaya başladı. Yoğunluğumuz artmaya başladı. Genellikle gelin ve damat adayları aileleriyle beraber geliyorlar. Tercihlerini bu şekilde yapıyorlar. Çarşımız kalabalık. Evet, işlerimize çok şükür yolunda. Mutfak masa ve sandalyesi için geldik. Ürünleri incelemeye çalışıyoruz. Fotoğraf çekiyoruz. Fiyat araştırması yapıyoruz. Kalite olarak aynı. Önceden tabii ki diğer mağazaların hepsini araştırdık, buraya geldik. Gerçekten hani büyük bir üründe mesela 2000 lira kadar bile fiyat açığı oluyor. Ve tabii ki bir başka konu da ev eşyaları, çok önemli elbette ama ailenin önem verdiği bir başka konu da ne takılacağı. İşte kuyumcular da bu anlamda oldukça hareketliydi ve bizim muhabirimiz sevgili İrem Gerçek, bakın nereye gitti? Altın fiyatları acaba ne durumda, şöyle bir bakalım. Günaydın Ebru Akel. Şu anda Yeni Bosna'da Kuyumcu Anı'nda bir kuyumcu dükkanındayım. Yanımda Uğur Bey var. Uğur Bey, normalleşmeler başladı. Gelinlerimizin dört gözle beklediği bahar aylarına da girmiş bulunmaktayız. Düğünler arttı. Sizde durumlar nasıl? Yoğunlaşma başladı diyebilir miyiz? Evet, normalleşme süreciyle beraber tabii ki de işlerimizi olumlu yönde etkiledi bizim de. Biz de bu durumdan gayet memnunuz. Çok şükür. Müşterilerimizi gönül rahatlığıyla alışverişlere bekliyoruz buralara. Peki izleyicilerimiz de merak ediyordur. Biz güncel olarak çeyrek ve gram altının fiyatını öğrenebilir miyiz? Tabii ki de. Şu anda çeyrek altını 695 liradan satışa sunuyoruz. 690 liradan da geri alım yapıyoruz. 24 ayar as altının gramında 421 liradan satışa sunuyoruz. 420 liradan da geri alıyoruz. Hazır güncel fiyatları da duymuşken müşterilerimizin en çok tercih ettiği ürünü sorsam size nedir, ne cevap verirdiniz? Şöyle tarif edeyim. Son zamanlarda müşterilerimizin rağbet ettiği, yavaş gösterdiği ürünler 22 ayar bileziklere yöneldiler. Çok revaçlı olan ürünler. Hem yatırımlık oluyor ürünler. Şöyle göstereyim ben sizlere. Uğur Bey, bize deneyebilirsem izleyicilerimiz de görsün. Tabii ki de, ne demek? Şöyle. Ay, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Vaktinizi ayırdığınız için de çok teşekkür ederim Uğur Bey. Rica ederim. Ne demek? Esnafımıza bol kazanç, izleyenlerimize bol bol altın diliyorum. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Hoşça kalın. Yarın nerede, ne zaman görüşeceğiz bakalım.
İrem gerçekten harikasın. Çok da yakıştı bu arada kolundakiler. Darısı başına diyelim mi artık bilmiyorum. Peki efendim, şimdi darısı başımıza diyeceğim bir başka haber var. Rusya'da şöyle bir kutlama yapılmış. Aslında bu bir umut hikayesi. Rusya'da tahtalardan yapılmış devasa kale koronavirüsün ülkeyi terk etmesi umuduyla sembolik olarak yakıldı. Efendim inşallah güzel bir umut yani bu. İnşallah gitsin bir an önce tüm dünyadan diye umut ediyoruz. Evet, şimdi can kurtaran bir kahraman veterinerimiz var sırada. Kırıkkale'de kafası ve ön bacakları tarım aracına sıkışan köpek ekiplerin uzun uğraşları sonucunda kurtarıldı. Tedavi altına alındı. İzleyelim bakalım hayvan dostumuzu. Ne zaman sıkıştı buraya? Biz görmedik ya. Demek dün mü sıkıştı? Evet, biz renetsiz ve köpek bengalince o andan gördük. Bugün dikkatimizi çekti ya. Götürelim de Burak hemen. Buraydaki. Evet, şimdi içimizi ısıtan bir görüntü getireceğim size. Bir bebek annesiyle ilk karşılaştığı an. Bakın gerçekten çok güzel bir an bu. Umut veren, mutluluk veren bir an. Gördüğünüz gibi bir gözlük takıyorlar bebeğe. Ve ilk kez annesini görüyor. Bakın şu andaki hali. Oh canım benim. Sweetie. Mom. Çok güzel bir an bu. Şimdi elbette sese bir tepki veriyor bebek burada ama görme bozukluğu var anlaşılan. İlk kez bir gözlük ayarlanmış ona, ilk kez gözlük takıyor ve anneyle ilk göz göze geldiği an. Yani dünyada ilk kez birini görüyor ve o anne, o sese sahip olan insan. Ya o gülücük hiçbir şeye değişmez. Müthiş bir görüntü. Çok teşekkür ediyorum. Ekip arkadaşlarım harika haberler ve çok güzel görüntüler getiriyorlar bana. Efendim şimdi insana saygı, yardım eli uzatmak, farkındalık bunlar çok önemli değerler. Karşıdan karşıya geçmek üzere yaya geçidinde bekleyen yaşlı kadına hiç kimsenin yol vermemesi üzerine bir motor sürücüsünün dikkatini çekiyor bu hikaye. Duyarlı motor sürücüsü yaşlı kadını karşıya geçirmek için trafiği durduruyor. Bakın görüntülere nasıl yansıyor. Çok güzel gerçekten. Bunlar çok önemli, çok hassas noktalar. İnsan hayatında o kadın için unutulmaz bir an. Bakın yavaş yavaş yürüyor zaten. Helal olsun, tebrik ediyoruz beyefendiyi de. Evet efendim, gündemden bu kadar diyeceğim ama şimdi ne geliyor? Çok değerli konuklarım geliyor. Bugün böyle spor dolu, başarı hikayesi dolu, çok güzel bir gün. Hazırsanız başlıyorum. Sporcu, sunucu, gazeteci, başarı eğitmeni, voleybol müsabaka spikeri Başak Koç efendim bugünkü konuğum, hoş geldin. Hoş bulduk. Ya nasıl bir ses tonun var senin Başak? Aa, çok teşekkür ederim. Böyle zamanla gelişiyor değil mi ses? Ya bilmiyorum, bir Allah vergisi var. Tabii sesimizi eğitiyoruz. Evet. O yüzden hani onun da bir etkisi var illaki. Peki sen böyle yani eski sporcusun, evet, o sahalardan geçmiş bir, evet, insansın. Ben şuna çok inanırım, yani o duyguyu yaşayan kişinin o performansı anlatırken o idikleri ne kadar hissettiğini biliyorum ve bu hissediliyor da senin anlatımlarında. Çok teşekkür ederim. Şimdi ilk kadın voleybol spikerisin. Önce o sahadan oraya geçiş hikayeni bana anlatır mısın? Ya ben 20 küsür senedir zaten voleybolun içerisindeyim. Yani hem oynadım Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün altyapısına, alt takıma kadar çıktım. Sonra çok farklı takımlarda oynadım. Bir kere o sporun kültürü içinize işliyor ve benim canım, ailemin her zaman bana söylediği bir şey vardı. Yani sporu da birlikte götürmek istiyorsan eğitim devam etmeli. O yüzden televizyon gazeteciliği okudum ve işin gazetecilik kısmında, sunuculuk kısmında, spikerlik kısmında, muhabirlik kısmında kendimi her daim geliştirmeye çalıştım. Sahaya attın kendini. Evet, sonra dedim ki yani en iyi bildiğim iki iş
bunları nasıl harmanlayabilirim? Baktım Türkiye'de de hiç maç anlatıcısı yok. O yüzden dedim ki bunu yapmak lazım. İlk başlangıcım rahmetli Mehmet Ali Birant'ın yanında. Aslında belgesel ve haber kökenliyim 32. günde. Sonra radyo kanallarında haber spikerliği de yaptım, editörlük de yaptım. Sonra diğer farklı kanallarda televizyon programlarıyla, maç anlatımlarıyla. Bir de ben hani tek kanaldan gitmeyi çok fazla sevmiyorum. Yani ruhum o kadar şen hissediyorum ki. Evet, orasını görüyoruz. Ki, hani voleyboldan sonra sağ olsunlar hani, Cumhurbaşkanı da bisiklet turunu yaklaşık olarak 12 senedir anlatıyorum. Bisiklet girdi hayatımıza. Sonra Atletizm Federasyonu'yla çok güzel çalışıyoruz. 6-7 senedir yarış müsabakaları anlatıyorum. Sonra triatlon yüzme derken böyle branşları geliştirmeye çalışıyorum. Hepsini anlatıyorsun. Evet. En çok hangisinde heyecanlanıyorsun? Hepsinin dinamiği o kadar farklı ki sevgili Ebru. O kadar farklı ki. Yani en son zaten hani 2008'di ilk benim Pekin Olimpiyat Oyunları'yla Eurosport'ta anlatıma başlama. Hı hı. Orada ilk sesim duyulmuştu. İlk yayınımla şimdiki yayına baktığımızda 2021... En son özellikle olimpiyat oyunlarında özellikle açık bir kanalda, ulusal bir kanalda yayınlanması o biraz daha ses getirdi. Nasıl heyecanlı, heyecan verici bir şey. Kesinlikle öyle. Sahada bildiğin şeyi, yani orada Hollanda'da oynadılar mesela. Onların o sahadaki performansını, daha önce yaşadıklarını, soyunma odasında onların aklından geçenleri, iki takım arkadaşının birbirine baktığı zaman ne düşündüğünü, bu çıkarımları yapabilmek çok güzel. İşin yöneticilik kısmında da yer aldım. Yani Vakıfbank Türkiye'nin ve dünyanın en önemli kulüplerinden tabii biri. Tabii ki. Orada bir senede genel menajerlik de yaptım. O yüzden hani spor kısmı, yani sahadaki kısım, yöneticilik kısmı, işin medya kısmı, habercilik kısmı, program kısmı harmanlanınca böyle ben de benden bir şey sunmaya çalışıyorum naçizane. Senden herkese. Bir şey derken senden çok şey var aslında burada. Şimdi birazdan hepsine biraz daha gireceğiz. Fakat şimdi ben senden bir şey rica edeceğim. Tabii, buyurun. Şimdi milli atletimiz girecek az sonra stüdyoya. Evet. Elif Yıldırım Gören ismi. Evet. Mesela sen onun gelişini buradan nasıl resmedip anlatırsın ve nasıl davet edersin? Yıllardır atletizm müsabakalarında bizleri başarıdan başarıya taşıyan ve aynı zamanda son dönemde Survivor'da karakteriyle de fark yaratan Elif Gören sizlerle. Ve Elif Gören bakın nasıl geliyor. In number 5 from Turkey with 56 Elif Gören. Atletizmle ilgilendi. 2012 Londra Yaz Olimpiyatlarında en genç milli atletizm üyesi unvanını aldı. Pilates, fonksiyonel antrenman ve çocuklara temel spor eğitimi veriyor. Hoş geldin. Hoş buldum. Öncelikle herkese günaydın diliyorum. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Çok heyecanlıyım inşallah. İyi ki geldin. Heyecanlandın mı gerçekten? Biraz heyecanlandım. Hayır, sen evet. Dünya olimpiyatlarına git. Oralarda performanslar sergile. Burada ben de heyecanlandım. İşte herkes uzman olduğu alanda daha iyi hisseder ya kendini. O yüzden orada sahada daha güçlü, daha müthiş. İyi hissediyorum kendimi. Senin onu sunmuşluğun var mı? Tabii. Ay, evet. Var. Ne kadar güzel. Var. Neydi? Nasıl bir performanstı? Her zamanki gibi çok iyi performanstı. Yani atletizm içerisinde saliselerle, saniyelerle evet. yarışıyorlar. Elif de bu zamana kadar yaptıklarıyla hedeflediği başarılara ulaşabilmiş sporculardan biri. Onun sahada yani pistte olduğu andaki anlarına eşlik etmek, tanıklık etmek çok büyük bir gururdu. Ne kadar güzel. Peki şöyle bir şey geçiyor mu içinden hiç mesela? Ah şöyle yapsaydın, ah tüh vesaire yani. Yani şöyle, Türk sporcuları yani Türkiye şampiyonlarını sunduğum zaman hepsini tanıyorum. Hepsi canım ciğerim oldular artık. Arkadaşlarım oldular. Ne kadar emek verdiklerini biliyorum. Hepsi için aynı şeyi geçiriyorum. Tabii. İşte Balkan şampiyonları ya da farklı uluslararası şampiyonlar sunduğumuzda tabii ki gönlümüz bizden sporcuların yanında olduğundan dolayı da her daim kalbim onlar için atıyor. Evet, senin maç sunumlarından bir kolajımız varmış. Ben de merak ediyorum. Bakalım neyi nasıl sunmuş? Dünün hataları, dersleri, kazanımları var. Biriktirdiklerimizle yepyeni bir yarın kurmak var dedik. Yarını düşünmek var, ona göre hareket etmek var. Bizi bu besler dedik, bizi bu büyütür. Yarını hayal etmek bizi disipline eder ve o motivasyonu sağlar. Ama yarının hedeflerine ulaşabilmek için de işte bugün. Bugün en kıymetli an.
saçları mavi olunca ve bu kadar etkili hücumda yapınca mavi şimşek diye isim geldi Meryem'e. Şimşekler çakıyor sahada. Meryem Bozsa'yı görüyorsunuz. Bence güzel oldu mavi şimşek. Ne dersiniz? İlk zafer hep içte kazanılır. Ve kahramanların kaderi de işte arenada yazılır. Voleybol böyle bir oyun işte. Amerikalıların 1895'te bulduğu, Filipinlerin smaçı dahil ettiği, Japonların maçlıkla savunma sistemini geliştirdiği, 1936'larda tüm dünyaya yayılmaya başlayan, Paris'te ilk uluslararası voleybol federasyonu kurulan, 1964'te Tokyo'da ilk kez olimpiyata dahil edilen, son olimpiyat şampiyonu Çin olan ve işte Avrupa kıta elemesinde de Polonya ve Türkiye'nin oynadığı bir oyun bu. Çıkarabilecekler mi? Hayır! Finaldeyiz! Tokyo 2020 yolunda finaldeyiz! Ya o coşku, senin o an o şekilde anlatman yani ekrana milyonları kilitliyor. Çok önemli bir şey. Yani sen de bu şekilde mesela lanse edilmekten hoşlanıyorsundur değil kesinlikle mi? Kesinlikle. Ki Başak abla benim çok şampiyonluklarıma şahit ve çok fazla... Hatta son 100 metrede o son engeli geçerken Elif geliyor, Elif geliyor ya dedi o şey. Hala şu an izlerken bile tüylerim diken diken oluyor. İzleyeceğiz birazdan, onları da izleyeceğiz. Peki kadın spiker olmaktan bahsetmek istiyorum biraz da. Yani genelde spor spikerin erkek olur ya hani gibi bir algı mı vardı? Bunu yıkan ilk isimlerden ve tek isimlerden birisin. Ya biz bir şeyleri üretmezsek o zaman yokmuş gibi algılanıyor. Biz bütün algıları yok etmeliyiz. Yani birazcık... var olan kıstasların dışında hareket etmek lazım. Hem televizyonculuk hem insanlık, yani insanın ruhu bunu gerektiriyor. İşte an diyoruz ya, o an bugün yaşandı ve bitti, yarın ne olacak? Hep zaten değişim dönüşüm duygular içerisinde de yaptıklarımız içerisinde de ve bunları yaparken de bu süreci geçerken de heybemizi ne kadar doldurduğumuz tabii önemli. Yani çalışmak o kadar önemli ki sevgili Ebru. Çalışmak yani bir ve maça, geliştirmek. Yani bir maçı çalışmam benim günlerimi alıyor. Tabii. Yani ben sadece isim listelerini karşıma... Ve ne yaşayacağını karşıma, bilmiyorsun. Tabii yani ki. Her şey olabilir her o anda. Her şey spontan, her şey olabilir. Hikaye yaratmak önemli ve hikayeyi anlatıcısı olarak aslında kendim biraz da şey yapıyorum. Tabii. Çünkü eğer ben şu anda çok güzel mesajlar geliyor sağ olsun herkesten. 70 yaşındaki bir, 80 yaşındaki bir dede, ah kızım tut, aç bak Başak çıktı, ben yıllardır izliyorum, aç aç bak onun sesini aç diyor hali. Sesten tanıyorlar, evet, bu çok önemli bir şey. Ya da bir annenin bana yazıp da sizin söylediklerinizi 12 yaşındaki kızımın duvarına astım, bu sözcükler çok önemli deyip. Şimdi böyle geri dönüşler almak, bir spor yazarının işte körlere bile sporu sevdiren spiker olarak... Güzel. Ya, o zaman diyorum ki evet Başak sen doğru bir şeyler yapıyorsun. Burcun diyorum. Ne Başak? İkizler. İkizler Burcu. İkizler Burcu böyle biraz fazla renklidir, zor tutulur falan. Zaten sende de çok yön var. Senin Burcun ne? Kova. Kova da bak zeka evet. Burcu. Neyse ben de balığım. Allah'tan yükseleni boğa da beni biraz idare ediyor. Bakalım bu hafta burçlarda ne varmış? Söz oraya geliyor efendim. Üç kadın hadi konuşan bakalım varken buradan izleyelim. Sevgili koçlar ve yükselen koçlar, yeni ay sizin 12. evinizde yani son evinizde meydana geliyor. Bu aralar şifalanacağınız, kendinize döneceğiniz, biraz dinlenmeniz gereken bir dönemden geçiyorsunuz aslında. Belki ufak tefek tatiller, kaçamaklar yapabilirsiniz. Meditasyon, yoga gibi çalışmalar içinse çok olumlu bir süreçten geçiyorsunuz. Sevgili boğalar, sizlerin 11. evinde yani ilişkiler, sosyallik, arkadaşlar, kalabalıklar evinizde gerçekleşiyor bu yeni ay. Dolayısıyla bu hafta daha çok kitlelere hitap edeceğiniz, büyük organizasyonlarda, kuruluşlarda belki sunumlar, eğitimler verebileceğiniz bir dönemden geçiyorsunuz. Arkadaşlarınızla görüşebilirsiniz. Gayet olumlu bir hafta. Bunun yanı sıra Venüs'ün de Balık burcunda hareket etmesiyle birlikte aslında ilişkiler ve aşk anlamında şanslı etkilerin altındasınız. Sevgili ikizler, yeni ay sizin kariyer evinizde gerçekleşiyor. Dolayısıyla kariyerinizde veya toplumsal statünüzde önemli bir değişiklik meydana gelebilir. Özellikle kariyer anlamında bir ünvan değişikliği olabilir veya toplumsal statünüzde belki evlenirsiniz ve soyadınız değişir gibi bu tip bir değişiklik söz konusu olabilir. Sadece gelen fırsatları iyi değerlendirmekte fayda var. Çünkü Neptün yan bir yeni ay olduğu için aldanmalara açık bir süreçteyiz. O yüzden fırsatları iyi değerlendirin, etrafta
yapacak göz atın derim. Sevgili yengeçler, yeni ay sizlerin 9. evinde, yani yurt dışı, yabancılar, eğitim, kültür ve inançlar dediğimiz evinizde gerçekleşiyor. Dolayısıyla hayatınızda sizden farklı kültürde, inançta, dilde, farklı bir geçmişe sahip birileri girebilir aslında. Bunun için olumlu bir süreçtesiniz. Buna yanı sıra belki yurt dışı seyahatleri planlayabilirsiniz şimdiden ya da ufak tefek seyahatleri başlayabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlamak, yeni bir kursa başlamak için gayet olumlu. Örneğin yeni bir dil öğrenmeye başlayabilirsiniz. Bu anlamda şanslı ve fırsatlı bir süreçten geçiyorsunuz. Sevgili aslanlar, bu yeni ay sizlerin 8. evinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla başkalarından size akacak paralarla alakalı gelişmeler söz konusu olabilir. Belki eşinizin parasıyla alakalı bir gelişme olabilir veya ailenizden size bir miras kalabilir veya nafaka, prim gibi başkalarından size akacak paralar anlamında şanslı bir süreçten geçiyorsunuz. Bunun yanı sıra belki bir borcunuz vardır, bir kredi başvurusunda bulunmuşsunuzdur. Bunlarla alakalı da gelişmeler olabilir. Bunun yanı sıra da bazı insanların artık hayatınızdan çıktığını, onlarla artık görüşmeyeceğinizi de söyleyebilirim. Yani insanlar hayatınızdan çıkabilir veya siz onları hayatınızdan uzaklaştırabilirsiniz. Sevgili başaklar, bu yeni ay sizlerin ilişkiler ve ortaklık evinizde gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu hafta biraz daha ilişkilerinize odaklanabilir. Belki ilişki anlamında ciddi gelişmeler yaşayabilirsiniz. İlişkilerinizde biraz duygusal tavırlar sergileyebilirsiniz. Kariyerinizde mükemmelliyetçi, biraz baskın, eleştirici tutum sergileyebilirsiniz. Buralarda biraz daha ılımlı davranmakta fayda var. Ortaklık veya sözleşme gerektiren konularınız olabilir. Buralarda ise Neptün yan bir süreçten geçtiğimiz için aldanmamaya, etraflıca göz atmaya... Evet efendim, geri kalanlara devam edeceğiz ya, şöyle bir virgülle geldik. Senin bir lakabın var mı Elif? Benim var. Ne derler sana? Bana F-16 diyorlar genelde. Ne demek? Ertin abi de son zamanlarda Sarı Fırtına. O da güzelmiş. Aynen. Çok Rüzgar'ın kızı. Rüzgar'ın kızı. Evet. Bütün bunlar tane. Seninle beraber gelen şeyler. Evet. Şimdi ailenden ne atletizmi, çalış doktor ol falan diye ne oldu mu sana? Hayır. Avukat falan, yok. Öğretmen. Hayır. Sadece küçük yaşta çok hiperaktiflik bir çocuk dönemi geçirdim. Durmuyor muydun? Hiç, yani kolumun altından top eksik olmazdı. Sokaklarda büyüdüm diyebilirim yani. Ama burada çok büyük bir aile desteği aldım. Yani zor şartlarda belki gerçekleştirdi bu geçti bu dönem ama ailemin gerçekten çok büyük desteği vardı. Ay, öyleymiş. Annen çok güzel anlatıyor. Şimdi evet. Onu izleyeceğim ama Elif Yıldırım Gören'e neden F-16 ya da Rüzgar'ın kızı deniyor efendim? Şöyle bir hatırlayalım. Elif dedi ki bir gün, anne dedi, biz dedi Ankara'ya mı yarışa gideceğiz dedi. Ama dedi ücretleri biz karşılayacakmışız dedi. Hiç sorun değil anneciğim dedi. Hiç sorun değil, hemen hallederiz dedim. Abartısız söylüyorum, o anda hiç yanımda para yok. Kesinlikle yok. Çalışıyoruz, anca ev geçindiriyoruz. Hemen karşı komşudan gittim. Gece saat 2'de stadyuma götürmem lazım Elif'i, oradan hareket edecekler. Karşı komşuma gittim, dedim arkadaşım bana şu kadar para verir misin dedim. Hemen yarın okuldan alıp kantinden sana getireceğim dedim. İşte ana yüreği. Her zaman seni desteklediler. Şimdi arkanda evet. Böyle bir güç varken insan uçmaz mı? Kesinlikle. Yani ben bu azmimi, çalışkanlığımı, hayata bakışımı, gücümü gerçekten annemden aldım diyebilirim. Ay, anneciğine çok sevgiler gönderelim. Ona da buradan selamlar, sevgiler. Canım ellerinden benim, atıyorum. Öpüyoruz ellerinden. Peki ilk para ödülünü hatırlıyor musun? Bu ödülde evet. Ne yaptın? İlk para ödülümde hiç unutmuyorum. Lise arası dünya şampiyonasını Fransa'da oraya katılmıştım. Engel, 400 metre engel branşına da yeni başlamıştım. Herhangi bir tecrübem yoktu. Sonucun ne olacağını hiç bilmiyordum çünkü çok küçüktüm. Sadece yarışa gittim ve takoza oturduğumda tek, yani şu an hala aklımda, tüylerim diken diken oluyor. Şöyle bir dua ettim. Allah'ım inşallah ilk üçe girerim. Buradan kazandığım ödülle de aileme destek olurum. Ah canım benim. Yani her zaman önceliğim ailem oldu. Tabii ki kendim için de bir şeyler başarmak istiyordum. Ama ben iyi olursam etrafımdaki insanlar iyi da iyi olacak diye. Şimdi altyapıya bakın aslında nerelerden geliyor Başak? Yani bunu hepimiz aslında kadın olarak bulunduğumuz ortamda zorlu işler yapıyoruz. Yani çok. Kelimelerle dans etmek, bütün bunları, o heybeyi doldurmak, fiziksel performansla bir şeyler yapmak, bunu kanıtlamak ve durmadan çalışmak. Bunlar çok kolay meseleler değil. Değil. Senin hikayende peki baktığımda çok azimli bir kadın görüyorum. Ah, kadın isterse her şeyi yapar mı? Her şeyi yapar. Her şeyi yapar. Kimse durduramaz. Ya neden yapmasın?
her şey bizim kafamızda bitiyor. Yani kendi dünyamızı kendimiz yaratıyoruz. O duygularla, o düşüncelerle, o hislerle kendimiz yaratıyoruz. İnsan her şeyi yapabilir. Ne zaman yapabilir? Kendini iyi tanırsa. Kendini iyi tanımak çok önemli. O farkındalığı yaratmak çok önemli. Çok ben doğru. Kimim? Ben neler yapabilirim? Benim kabiliyetlerim, yeteneklerim nedir? Bu zincirleri nasıl buluşturabilirim? Ve o zincirin halkaları nasıl birbirine sıkılaştırabilirim? Çünkü bir zincirin halkası da en zayıf halkası kadar sağlamdır. Ve nasıl altını doldurabilirim? Bu tabii da çok ki. Önemli. Bilgi, bilgi ilgiden geliyor. Bilgi 5 harfli, 4 harfli ilgi. İlgi duyduğun şeye bilgileniyorsun. O yüzden kendini tanımak ve kariyer yolculuğunda sana ait, sana şurana, burana, kafana, beynine, kalbine dokunan ve elinden aktaracak bir şey ya da dilinden aktaracak bir şeyi var etmek kendini tanımaktan geçiyor bence. Müthiş. Şimdi buraya yine çok azimli bir kadın gelecek. Azize Özbekli. Turizm otelcilik mezunu. Ancak motor kullanmaya çok hevesli. Sevdası var. Ve motor kullanmaya başlar başlamaz motokuryelik yapmaya başladı. 9 yıldır motokuryelik yapıyor. Ve bakın şimdi stüdyoya nasıl geliyor. Gerçekten müthiş. Şimdi az sonra kendisini burada göreceğiz. Sevgi Azize Özbek'le, hatta geliyormuş şu an kendi. Motorun sesini duyuyor muyuz acaba? Sevgili yönetmenim, onu buraya taşırken canlı görüntüde, evet şu anda Ciner stüdyolarında dışarıdan motoruyla gelmekte. Çok heyecan verici. Genelde kurye arkadaşlarımız görüyoruz şu anda. Bir noktadan diğerine acil bir şeyleri taşımak için normalde işlerini hızla yapmaya çalışıyorlar. Kadın olmak acaba sektörde nasıl bir şey? Şimdi kendisine soracağım. Ve Azize motorunu park etti. Kaskıyla beraber geliyor. Pandemi döneminde özellikle geçtiğimiz hafta bunu çok fazla paylaştık. 160 kurye hayatını kaybetti. Nice. Yorgunluktan, trafik kurallarından vesaire birçok şeye rağmen onları buradan bir kez daha rahmetle anıyoruz. Ve bütün o vefat eden Allah ailelerine de sabırlar diliyoruz. Hiç kolay değil. Ekmek parası için neler yapıyor insanlar? Nelere maruz kalabiliyor? Biz evimizde oturduk pandemide. Onlar bize 7-24 bir şeyler getirmeye çalıştılar. Gerçekten hakları ödenmez. Burada tüm kurye çalışan arkadaşlarımıza da şimdi alkışlarla alıyoruz kendi sevgili Azize'yi. Azize Özbekli. Acaba bu işe nasıl başladın? Hoş geldin Azize. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Hoş geldin. İyiyim, sağ olun. Merhaba. Merhabalar. İyi yayınlar dilerim. Senin bu motor aşkın nereden geldi? Gel alayım ben senin kaskını. Alayım mı? Ay çok da güzelsin. Size. Çok teşekkür ederim. Gel bakalım. Size bir hediyem var. Gerçekten. Bir dakika. Ben de şu kıyafetini bir inceleyeyim mi? Gel bir dakika. Neler giyiyorsunuz? Ben merak ediyorum. Dizliklerin var. Evet. Bunlar tabii düşmeye karşı önemli. İçinde korumalar. Korumalar var dirseklerinde, evet. Omuzlarında. Bu çok önemli ve kaskın evet. Çok önemli en bir koruyucu. En önemlisi kask. 9 yıldır. Zaten evet, 9 yıldır bu meslekteyim. Evet. Evet. Size şimdi hediyem var. Ne getirdin? Oyuncak kardeşi projeniz için bir hediye getirdim ben de size. Ay çok tatlısın. Şöyle nacizane. Çok, bunu mu taşıdın bugün bize? Evet. Ay harikasın. Bugünkü sipariş size. Bugünkü ilk sipariş bana geldi. Çok evet. Teşekkür ediyorum. Çok bizim teşekkür oyuncak ederim. Kardeşliği hikayemiz var. Sevgili Ümit Bey bunu başlattı. Programımızın ilk gününde de bizimleydi. Dünyada mutlu olmayan, sevinmeyen çocuk kalmasın bir hediyeyle diye başladı aslında. Türkiye'de bütün güzel, herkese oyuncak göndermeye çalışıyoruz. Bunu çeşitli oyunlarda yapıyoruz bazen. Belki görmüşsündür. Evet. Onlar vesaire. Bu da senden gidiyor onlara. Çok teşekkür ederim. Oturabilir misin efendim. Azize? Seni tabii. Biraz tanımak istiyorum. Şöyle çantanı yere koyalım. Gel. Nasıl sen başladın bu işe? Şöyle ilk zaten... Küçüklüğümden beri bir motosiklet tutkum vardı. Küçüklüğümden beri zaten motosikleti çok küçüklüğüm seviyorum. Küçüklüğüm derken daha küçüksün zaten. Evet. Aslında 27 yaşındayım. Evet. Maşallah. İlk başladığım zamanlar 18 yaşındaydım. 18 yaşında bu sektöre girdim. Birçok firmada çalıştım. İşte en son bir günde kargoya girmiştim. Orada devam ediyorum son bir senedir. Peki sen mesela yani trafikte
genelde aslında ekseriyetle değil mi erkek kuryeler var. Evet, aslında erkeklerin egemen olduğu bir sektörde çalışıyorum ama onların yaptığını dışında biraz daha hani farklı olarak da. Senin mikrofonunu görmeye çalışıyorum. Evet. Evet, evet, sen devam et tatlım. Şöyle yani erkekler bu sektörde daha iyiler baktığınızda ama neden kuvvet mi gerektiriyor daha motor çok dikkat kullanmak ediyor. Nasıl yenilikler evet, şöyle, gerektiriyor? Evet şöyle şimdi motosikletin bir ağırlığı var. Şimdi bir de ona bir güç gerekiyor. Tabii. Şimdi bizde güç olmadığı zaman bir de bende boy da yok. Ama gayet. Ondan dolayı. Ama benim gibi birçok böyle meslektaşlarım var kadın olarak çalışan bu sektörde. Biraz daha tabii onlarla da yani şöyle söyleyeyim. Ne kadar güzel. Çok maşallah. Maşallah. Trafikte giderken hani birçok böyle sıkıştırmaydı işte ne bileyim böyle biraz daha kaba saba davranan insanlara trafikte denk geliyoruz. Trafikte tacize uğruyor musun? Oluyor evet. Yani olmuyor diyemem oluyor. Yani kadın bir olmak... bayan olduğumuzu fark etmeleri şu saçla yani görüntü olarak belli olduğu zaman illa bir şekilde hani size bir şekilde hani kışkırtmaya çalışabiliyorlar öyle söyleyeyim. Ne yapıyorsun o durumda? Öyle zamanlarda? Yani öyle zamanlarda sataşmamak en iyisi diye düşünüyorum çünkü yani şu dönemde gerçekten kadınların hani biraz daha böyle dikkat etmesi gerekiyor çünkü başımıza ne geleceği belli olmuyor maalesef. Kıyamam sana. Şimdi ben mesela araç kullanan bir insanım. Kullanıyor musun bilmiyorum. Evet, ve ben severim. Ne zaman motorlu birini görsem çok dikkat ediyorum. Çok. Bisikletli, motorlu. Kesinlikle. Bir de bu son zamanda o biliyorsun Scooterlar çıktı, elektrikliler çıktı. Hepsi için aman aman dikkat. Dikkat yani biz o mesafeyi her zaman... Lazım. Yok kasksız asla olmaz zaten ama... Yani kesinlikle. Bu işte hep sevgili Ebru'ya hep birbirimize saygı yani. Aynen. Hayatta saygı, şurada saygı, trafikte saygı, yolda saygı, aile ev içinde saygı. Hep bundan ibaret. Kadın erkeği yok bunu. Yani insanlığın saygı rotasından şaşmamamız gerekiyor. Yolumuz hep o rotamız uzun ama o saygı rotamız daim olsun hepimize. Amin inşallah. Peki Başak, Elif ve sana da sormak istiyorum tabii ki. Yani kadın olmak sevgili Azizeciğim bu sektörde kolay mı? Sen herhangi bir... erkek egemen toplumunda mısın aslında birazcık? Burada nasıl hissediyorsun, nasıl sıyrılıyorsun? Ebru'cum kadın erkek olarak değil ama ben maalesef ki bazen şöyle durumlar olabiliyor. Ben bunu hep anlatıyorum, burada da anlatmak istiyorum kısaca. Biz maalesef ki bizim bir Türk kazanımız var. O kazanın içerisinde Elif var, Ebru var, Başak var. Elif yukarı çıkmak istiyor o kazanın içerisinde. O fokurdayan kazandan yanıyoruz ya. Ama Ebru diyor ki ya Elif yukarı çıkıyor Başak gel şunun paçasından bir aşağı çekelim. Var ya. Değil mi? Ondan başka biri var daha yanımızda o da diyor ki hayır diyorum ben diyorum Ebru yani Elif'i biz elimizi uzatalım o üstüne çıksın çıksın ki o da sonra bize elimizi uzatıp yukarı çıkarsın. O yüzden hani bu değerler kadın erkeği değil ama insanlık değerleri ve işini iyi yapmak. Gerçekten de bir insanın karakterinin karşılığı sonuç itibariyle aldığı paranın karşılığı değil. Çok sevgili Mümin Sekman'lara sevgiler aslında. Olsun. Emeğin evet, kadın erkek karşılığı. Diye bir ayrımı yok, yok hayatta. Yok yok kesinlikle. O yüzden biz birbirimizi yüceltirsek, başarıyı alkışlamayı bilirsek, birbirimizi doğru kelimelerle, doğru cümlelerle eleştirmeyi öğrenebilirsek tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Evet. O yüzden kullandığımız kelimelere, tavrımıza, mimimize, jestimize, bakışımıza biz göz göze iletişimden de kaçan bir toplumuz çünkü. Ama göz göze iletişimle kurulacak en kötü sözün bile o en ince tarafından söylendiği zaman nasıl bir tatlı hal aldığını o kadar görüyoruz, yaşıyoruz ki. O yüzden... Yaşıyoruz. Kadın olmanın farklı bir inceliği var. Sen şimdi duygularını katarak bir müsabaka anlatıyorsun. Evet. Yani kadın olmanın... Olmaz. Kelimelerinin, sihrinin, cambazlığının orada çok büyük önemi var. Elbette yaptığın iş gereğiyle, yaptığımız iş gereğiyle. Ancak buna biraz duygu kattığında bambaşka bir şey oluyor. Şimdi karşındaki insanı etkileyebilmek için, karşındaki insanı etkileyebilmek için ve ikna edebilmek için bir kadının sözü var değil mi? Gücü çok fazla yok. Ama gelin görün burada az önce bu haberi verdim biliyorsun Antalya'daki. Melek neden katil oldu haberi. Maalesef, yani Melek'in, Melek İpek'in haberi gerçekten çok önemli bir haber. Şimdi 24 yıl hapis sistemiyle yargılanıyor Melek İpek. Çıktığı ilk duruşmada utanmadan, korkmadan yaşadıklarımı anlatmak istiyorum dedi. Çünkü orada yapabildiği tek şey bir yere kadar o güce karşı koyabilmekti. Sözel olarak belki çığlık atmaktı ki baksanıza ağlayamıyorlarmış bile. Çünkü ağladıklarında biraz daha fazla dayak yiyorlarmış. 8 yaşındaki büyük kızının travmasına bakın mesela. Yutkunamıyorum Ebru. Evet. Yutkunamıyorum gerçekten. Ne düşünüyorsun gerçekten. Bu konuda?
toplum baskısını bazen kadınlar da kendilerine bahane olarak da gösterebiliyorlar. Hani her şey karşı taraftan değil ama insanın, hep diyorum ya, insanın kendinde de bitiyor. Kendini bu hayatta nereye koyarsan orada değer biçiliyor sana. Sen kendine ne kadar değer verirsen o değer o kadar görülebiliyor. O yüzden ya kadınlar olarak bir şöyle bir kafamızı kaldırıp, bir dikleştirip, bir karşıya bakıp, bir sağa sola bakıp, ya bu hayatta neler oluyor, benim bu hayata geliş amacım nedir? Ben sadece çocuk büyüten, kocama akşam yemeğini hazır eden, istendiği zaman servisi yapan, kayınvalideye bakan, bunlar değil sadece hayat. Bunlar elbet olsun, bunlar hayatın güzelliği, bunlar aile olmanın tadı tuzu. Ama toprak ana ya, topraktan gelişimiz var, bizim çok gücümüz var. Biz o toprağa kendimizi gübremiz koyalım, kendi çiçeğimize ekelim, o fidan büyüsün, ağaçlansın, dallansın, budaklansın ki o güçler de ortaya çıksın. Her şey bizde bitiyor. Gerçekten bizde bitiyor. Kadında biten çok fazla şey var. Buna çok katılıyorum. Şimdi sen çok genç yaşta spor, top kolunun altından mı? Nasıldı? Evet. Topla. Kolumun altından eksik olmazdı. Gerçekten. Sokaklarda bir top var mı ya? Şurada biraz sektirse bir top bulalım. Bana engel lazım şu an. O çocukluk dönemi. Engel. Aynen. Gerçekten mi? Ne peki böyle en tutkuyla yaptığın şey? En tutkuyla yaptığım şey atletizm. 400 atletizm metre engel. Değil mi? Evet. Aşığım kesinlikle yaptığım branşa ve hiç kolay bir branş değil. Kesinlikle. Nedir hedefin özel bundan sonra Elif? Bundan sonra şöyle... Yani kaldı mı hedef? küçük yaşta yani hem dünya, Balkan şampiyonası, dünya şampiyonası, Avrupa şampiyonası ve tüm sporcuların hayali ve görkemli bir organizasyon olan olimpiyatlara kadar yükseldim. Evet. O duyguyu da küçük yaşta o olgun içerisinde olmaktan dolayı da çok sevinç ve gurur duyuyorum. Nasıl bir an orada adın okunurken o duyguda olmak? Ya onu tarif etmem çok zor. Ama şimdi bak, tarif edecek Başak. Evet. Olimpiyatları da altın madalya aldı. Dünya birincisi oldu. Ve sen onu lütfen bize resmet. Ladies and gentlemen. Altın madalya, olimpiyat. Oo, daha hızlı, daha yükseğe diyerek F-16'mız Türkiye'den Rüzgar'ın kızı altın madalyayla sahneye çıkıyor efendim. Çok güzel ve bunları yaşamak gerçekten çok güzel. Şimdi 11 yaşında bir Zekiye'miz var bizim. Futbol aşkı var. Senden belki biraz daha büyük, ne zaman tanıştı bilmiyoruz ama 7 yaşından beri futbolu seviyormuş. Bir izleyelim bakın, başarılarına bir kulak kabartalım. Benim adım Zekiye Kadıoğlu. 11 yaşındayım. Futbol 7 yaşından beri seviyorum. Futbol oynuyordum ama halı sahada değil, toprak sahasında oynuyordum. Evet efendim, şimdi performans dedik, evet, futbol aşkı dedik, genç yaşta spora başlamak dedik. Sporun yaşı var mıdır? Sevgili Bahçe Mahalle, hoş geldin sevgili Bahçe'm, nasılsın? Merhabalar, iyiyim, siz nasılsınız? Valla iyiyiz gördüğün gibi. Merhabalar. Selamlar. Sportif bir sabah yaşıyoruz. Şahane ekip, efsane. Çok iyi değil mi? Aa, müthiş, harika. Spora başlamanın yaşı var mı? Bu arada sunsa çok sevindim, çok havaya girdim böyle, değil o kadar ya. Güzel sundu ki böyle içeriye doğru, şahane, çok iyi. Kesinlikle çok iyi değil mi? Müthiş bir enerji var sesinde. Müthiş. Peki gerçekten hani bunu konuşuyoruz, çok çocuk yaşta spora başlamışız hepimiz aslında. Sen de çocukları da, gençleri, ileri yaştaki kişileri spora her zaman yönlendirmekle yüreklendiriyorsun. Yaşı yok değil mi bu işin? Kesinlikle yok ve zaten küçük yaşta başlanmalı. Hı. Biz en büyük problemi o alışkanlığı edinememiş insanlarda yaşıyoruz. Çünkü çocukken eğer yanlış yönlendirmez, doğru yönlendirirsek işte mutlaka bir şey yapacak. Evet. Ne yapacağı önemli değil ya. Hiç önemli. Pimpon da oynayabilir. Ama spor yapacak. O disiplini alacak. O özgüveni alacak. O sahneye çıkma, o hadi yarıştırmayın. Ama o birebir de mücadele etmeyi, saygıyı, yenilmeyi, yenmeyi. O çok önemli işte. Her şeyi öğrenecek. O saygıyı öğreniyorsun. Top gel, topu da alayım. Elif'i de alacağım yanıma. Biraz spor yapacağız. bana mı geldi? Tamam, buyurun efendim. Evet. Ne yapacağız bugün? Etek var yalnız kızlarda. Kim benimle spor yapıyor bugün Baha ile beraber? Bahacığım ne yapıyoruz bugün? Bugün bu pandemi Başak, sebebiyle... Gel. Ne yapıyoruz? Bilmem. Deneyelim. Artık Baha ne yaptırırsa onu yapacağız. Hadi bu top da senin. Kolay kolay, merak etmeyin, sorun yok. Bana... Pandemi sebebiyle en büyük problem yaşadığımız bel bölgesinde oluşan sıkıntılar için küçük güçlendirme hareketleri yapacağız. Tamam. Ufak ufak, zorlamayacağız. Bak çok hazırız gördüğün gibi topuklu ayakkabılarımızla. Evet. Evet. Hiç sorun yok. Tamamıyla hepimiz yapabiliriz. Bir yastığa ihtiyacımız var olacak. Var yastığımız burada. Hemen alalım. Alayım ben. Birer tane size vereyim. Teşekkür ederiz.
güzel. Ha, Azize de mi geliyor? Hadi Azize sen de yap bizimle spor. Evet, ne yapacağım? Tabii. Bak oturdu. Şimdi önce belle başlayacağım. Okay. Komple bu kemer bölgesini kuvvetlendireceğiz. Belle başlayacağım. Ellerimiz yerde, ayaklarımız yerde. Sağ kol, sol bacak kaldır ve bekle. Sadece bekle. Yüzün yere doğru dönük olsun. Tamam. Aynen. Biz sporcuyuz, bize süper. Bir şey olmaz. Aynen. Bak Elif etek giydin diye bugün... Ben Elif sizi... Elif izinliyiz falan bozayım böyle. Sadece bekliyorum, şahane. Burada aman Elif, kalçayı iyice sıkma. Güzel. Yavaşça bırak. Şimdi diğer tarafa. Tamam. Çok yavaş yapıyorum. Karın kaslarını sıkmayı unutma bu harekette. Gerçekten ve kolay gibi görünüyor ama hiç değil. Evet. Kalçayı sık mutlaka çünkü çok önemli. Kalça kalksın. Nefesinize odaklanın. Bel kaslarımızı, kalça kaslarımızı, karın kaslarımızı dedi. Aynı anda güçlendirmemiz gerekiyor. Bravo, sadece biri güçlü olursa yine problem oluyor. Tamam. Haberiniz olsun. Eller. Olimpiyat şampiyonu da başımdan atlaştık yapıyor. Evet ya kendini böyle şeysin. Bakalım hata var mı? Yanlış yaparsak oradan böyle topu atacak gibi falan duruyor yani. Şimdi elleri koydum yine. Ayak parmak uçlarınızı takın. Dizlerinizi yerden bir santim kaldırın. Sadece bir santim. Evet. O kadar. Şahane, aferin valla. Sık karın kaslarını ve bekle. Başka hiçbir şey yapma. Allah Allah, topuklu ayakkabı olduğu için çok bir şey yapamadım. Başakcığım, bugünkü sporum bizden. Evet, aynen. Ama işte kadın isterse yapıyor. Evet. Bak topuklu ayakkabı. Biz her türlü koşulda ayak uyduruyoruz gördüğünüz sadece gibi. Sadece bekliyorum. Yavaşça. Ah çok bırak. Zor. Harika. Herkes yapabilir mi bu hareketleri? Herkes yapabilir. Tamam. Bu arada ya belinde problemi olan vesaire çok rahat yapabilir. Hiçbir riski yok. Kolay bir hareket değil ama acayip etkili bir hareket. Tamam. Bunu da yaptıktan sonra bir tane kalçayı için, kalça çok oturuyoruz ya, evet. Kalça eklemini biraz rahatlatmak için bir hareket yapacağız bunlardan sonra. O da şu, kalçayı yukarıya kaldır, yana doğru aç tekrar geri yerine. Yana mı açacağız? Kalçayı yukarıya kaldır, dizi yana aç, yandan yukarıya aşağı et. Güzel, kalçayı yukarıya kaldır, diz yana yukarı. Aç dizi diz ve tekrar geri yerine. Diğer tarafa da yapalım dört tane. Yapalım lütfen. Hadi ayağı kaldır. Başak abla çok engel koşan sporcular izlediği için ya, iyi yapıyor. Evet, aynen. Elif böyle öğretti bana. Süper. Bir tane daha hadi kaldır. Yana aç ve tekrar yerine. Şahane. Elif sen pilates de yapıyorsun değil mi? Pilates ve fonksiyonel antrenman da yaptırıyor. Evet, evet. Yaptırıyor. Aşina sizin ikinizi aslında spor ama yaparken bir görüntülemek lazım. Birlikte çok güzel lazım, olabilir aynen. Ya aslında spor dediğiniz şey Elif'in atletizmde yaptığı şeydir spor antrenman. Biz aslında beden eğitimi yapıyoruz. Biz biraz böyle sakin. Spor dediğiniz şey rekabet ister, sakatlık olur. Güç ister, hırs ister. Bizde hırs yok. Biz bedeni eğitiyoruz. Biz bedeni eğitiyoruz. Biz kültür fizik derlerdi eskiden. Aynen. Aslında biz onu yapıyoruz. Asıl spor orada. Yani biz burada eğleniyoruz. Kaç gün işte yapalım bunları Baha? Son bir hareket daha alacağım senden ama. 4 gün yapın ne olur çok iyi olur. Haftada son bu çok önemli. Haftada 4 günle böyle oluyor muyuz? Efsane. Oo çok iyi. Ondan erkekler iyi olursunuz. Erkekler de böyle oluyor senin gibi. Tamam peki. Hadi bir hareketten yastık. Son hareket yastık yapıyorum. Hadi bu bakalım. Çok önemli. Aynen. Yastığı kullanacağız. Koyun yastığı. Evet. İyice bakalım sıkın iyice. Yastığı sıktık. Tamam yatmadan peki yapalım. Seni güzel. Yap. Ben yapayım. Evet. Başınız yerde ha, olsun. Elleri geri alabilirsiniz. Biz buradan idare edelim. Vallahi şimdi sonucu. Yastığı iyice alalım. Sıkıyorsunuz. Evet. Kalçayı kaldırıyorsunuz. Başınız yerde, sırtınız yerde. Kaldır kalçayı, sık iyice kalçayı ve sağ bacağını uzat. Ve bekle. Bakayım. Oo. Bravo. Nerede sağ bacak? Heh, harika. Güzel. Peki. Yavaşça bırak. Şimdi diğer tarafa sık. Bakayım. Yavaşça bırak. İşte bu kadar. Bu kadar diyorsun. Yeter. Harikasın. Baha Cemal'i çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Elif harikasın. Başak harikasın. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim burcunuz neydi? Terazi. Terazi burcu. Burçlarla devam ediyoruz çünkü efendim. Bakalım ne anlatıyor bu hafta bize. Ve yükselen teraziler. Bu yeni ay sizlerin sağlık ve çalışma evinizde gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu süreçte çalışma koşullarınızda, çalıştığınız organizasyonda, kuruluşta bir takım değişiklikler meydana gelebilir ve bunlardan etkilenebilirsiniz. Özellikle iş yükünüzde, sorumluluklarınızda bir değişiklik, bir artış meydana gelebilir. Sağlık anlamında ise artık sağlıklı beslenmeye, belki diyet, spor, egzersiz gibi şeylere başlayacağınız güzel bir dönemden geçiyorsunuz. Fırsatları iyi değerlendirmeye bakın.
Sevgili akrepler ve yükselen akrepler, bu yeni ay sizlerin 5. evinizde yani aşk, çocuklar, flört ve yaratıcılık evinizde gerçekleşiyor. Eğer çocuklarınız varsa çocuklarınızla daha fazla ilgilenebilirsiniz. Ailenize daha yakın ilişkiler kurabilirsiniz. Belki çocuğunuzun eğitim hayatıyla ilgili önemli bir gelişme olabilir. Veya bekarsanız flörtleşmeler, yeni ilişkilerin başlangıcı söz konusu olabilir. Yaratıcılık anlamında ise gayet olumlu bir süreçten geçiyorsunuz. Belki işte resim yapmak, belki bir seramik heykelle ilgileniyorsunuzdur. Bu tip şeylerle uğraşmak için gayet olumlu, iyi değerlendirin. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar, yeni ay sizlerin aile, yuva, yer değişikliği ve taşınma konularınızı etkiliyor. Dolayısıyla bu aralar aileyle daha fazla vakit geçirebilirsiniz. Özellikle de aileyle alakalı duygusal iletişimlerde bir yoğunluk, bir artış gözlemlenebilir. Evle alakalı belki yatırım veya bir ev kiralama, ev satma konularınız gündeme gelebilir. Bu konularla ilgilenirken biraz Neptün yeni olduğu için etraflıca incelemenizi tavsiye ediyorum. Evle alakalı da tadilat gerektiren dekorasyonla uğraşacağınız durumlar meydana gelebilir. Keyifli, şanslı bir hafta. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar, bu yeni ay sizlerin 3. evinizde yani yakın çevre, komşular, kardeşler, iletişim evinizde gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu aralar kardeşlerinizin hayatında bir takım gelişmeler olabilir. Komşularınızla veya yakın çevrenizdeki insanlarla görüşebilirsiniz. Veya işte böyle deniz kenarı yerleri, ufak tefek seyahatler planlayabilirsiniz. Ya da satış, pazarlama, reklam veya ticaret konularında işleriniz varsa bunlarla alakalı başlangıçları yapmak için gayet olumlu görünüyor. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar, bu yeni ay sizlerin para evinizde gerçekleşiyor. Dolayısıyla maddi konularda güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Özellikle bir eviniz vardır, belki uzun zamandır satmak istiyorsunuzdur. Artık bir alıcı bulabilir ve satabilirsiniz. Veya bir eviniz vardır, kiraya verirsiniz. Yeni bir gelir kaynağı elde edersiniz. Yani maddi açıdan yeni gelir kaynakları elde edebileceğiniz bir dönemden geçiyorsunuz. Sadece hem size gelir kaynağı gelirken hem de harcamalarınızın artabileceği bir süreç bu. Sadece harcamalarda Neptün yani bir etki söz konusu olduğu için dikkat etmekte, özellikle yatırım araçlarını kullanırken ardı arkasını kontrol etmekte fayda var. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar, yeni ay sizlerin burcunda gerçekleşiyor. Neptün yani bir yeni ay. Dolayısıyla karakterinizi, kimliğinizi, hedeflerinizi, ideallerinizi ortaya koyacağınız, biraz daha göz önünde olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Sahnede olmalısınız, kendinizi göstermelisiniz. Aslında parlayacaksınız ama bu parlamanın etkilerinin belki hemen farkına varamayacaksınız. Belki hemen meyvelerini toplayamayacaksınız. Ama eğer arka planda işler yapıyorsanız bu hafta biraz daha göz önüne çıkmalı ve kendinizi göstermelisiniz. Ve herkese keyifli, sağlıklı, güzel bir hafta diliyorum. Sevgiler. Evet, bugün stüdyomuz bardağı afiyeceğiz sevgili Baha. Stüdyomuz bugün kalabalık. Neler var efendim? Oyuncak kardeşine oyuncak gönderebilmek için burada benim nefesi çok güçlü sporcu arkadaşlarım varken bugün dedim ki sizden güzel oyuncaklar gitsin çocuklara. Ya, ne güzel, dersiniz ne efendim? Ne güzel. Ne güzel. Şey. Çocuklara bizden bir katkı olacaksa ne mutlu. Var. Ne mutlu müthiş bana. Proje. Çok çok teşekkür ederiz valla herkes adına. Bugün çok nefesimizi güzel. Onlar için harcayacağız. Evet. Hadi bakalım. Bravo kesinlikle. Efendim. 3-2-1 Baha Hoca hazır mısın? Hazırım. Elif'cim, Başak'ım, hazır. Azize. Oh. Ve efendim 5-4-3-2-1. Çocuklar iki, bunlar sizin aynen. için. Vallahi sizin için. Hadi buyurun, süre başladı. Üstüyoruz. Efendim erkek kuvveti olsun Baha. Biraz daha Elif süpersin. Vallahi bravo. Saçma bir çok iyi oldu. Ama her şey çocuklar için. Ne yaptın sen? Yöredim. Üfledim mi? Ya. Devam. Hile yok. Bravo. Oyuncak benim değildi galiba. Bravo. Helal hiç göründüğü kadar kolay değil. Efendim oyuncak kardeşliği için gidiyor bizden. Bir tamam. Elif gerçekten ben yapma. Çocuklar bunlar gerçekten sizin için yani. Tamam ben sizin için. Müthişsiniz. Bu. Baklava açmaya gidiyoruz buradan sonra. Bunu da yap.
telaş verdi, bir yarışma heyecanı vardı. Evet, yani sporcu kimliğimden dolayı bunu da böyle çok ciddiye aldım ve çocuklar için yaptım. Hiç sorun değil. Bugün de makyaj yapmamıştım, gayet de güzel duruyorum. Çok güzelsin gerçekten. Kadın isterse her şeyi yapar mı? Kadın isterse her şeyi yapar. Kadın isterse ne yapar? Kadın isterse özgürlüğe bile sürebilir. Oo, harikasın. Kadın isterse? Dünyayı değiştirir. Erkek isterse? Her şeyi yapar. Hangisi daha çok yapar? İkisi de yapar. İnsan isterse her şeyi yapar. Her şeyi yapar. Harikasın Baha ve Başakçım. Ben atamızın cümlesini söylemekten çok çok gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Bir toplum kadın ve erkekten oluşur. Ve bir taraf topraklara zincirlerle bağlıyken diğer taraf göklerde nasıl uçabilsin diyoruz. Ay harikasınız efendim. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ve yarın sabah yine güzelliklerle karşınızda olacağız. Görüşünceye dek bizimle kalın efendim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.